Şey, Başlat. hemen sessizlik. Evet, bu Başlat. haftaki konuğumuz Ekrem Elmas Atölye 15'ten. Ammar yok sattı. Açık beni. İhale bana kaldı. Yasir hasta olduğu için aramızda değil. İki fireyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Luzata San Francisco'lardan kalkıp yayına katılıyor. Ama Ammar Amsterdam'dan şuradan katılamıyor. Evet, o zaman tekrardan Ekrem'e hoş geldin diyerek yayınımıza başlayalım abi. Selam tekrardan. Selam abi. Şimdi Ekrem'le ilk görüşmemiz ya. Ben Ekrem'i o Doğukan'la çektiği videodan hani sadece işlerinden biliyorum Ekrem'in dediği gibi ama herhalde senin de hoşuna giden o bir yandan değil mi? Yani biraz öyle evet. Çok öyle sert marketing bir durum Tasarımcının yok yani herhalde ortada. işleriyle tanınması bence güzel bir şey. Yani çok şey diyeyim yani böyle Çok sosyal memnun medyada çok olmadım aktif kullanan bir abi. insan değilim. O yüzden böyle kendimle alakalı çok fazla bir şey paylaşmadığım için normal bir durum yani. İzmir'de havalar nasıl abi? Abi soğuk bu aralar ya. Hani böyle şey yapıyorduk. Abi biz tişört mevsimini açtık falan diyorduk. Böyle geziyorduk ama yok yani bu aralar bayağı Burası sağanak da falan. bu aralar öyle abi İstanbul olarak. Gerçi şu anda herkes farklı yerlerden bağlanıyor da Üsküdar'ı da İstanbul'dan saymazsak Oktay'da. Üsküdar'dan değil mi Oktay? Ümraniye Ümraniye ya. abi Keşke Oktay. nereden çıktı? Güzel olabilirdi ama hani evler eski diye oturmuyor. Ekrem'i o zaman darlayalım bence. Abi hemen benden başlamayın ya. Bir normal standart sohbet ama işte siz aradan sonra bana gelirsiniz. Bizim abi sana ilk sorumuz İzmir'de Atölye 15'ten başka şirket var mı? Tabii anlayamıyoruz biz uzak. Ya yok pek. Ya var da 4-5 tane yer var ama tabii hani böyle bütün Türkiye'ye yayılmış, Türkiye'ye iş yapan pek yok. Ne yapıyorlar? Startup mı yoksa ajans gibi mi? Ya startup olarak var. Az olsa da var. Ajans olarak dediğim gibi 4-5 tane. Ben de ajans kastettiğini düşündüm. Direkt öyle dedim. Adını duyduğumuz bir şey var mı abi hiç? Ben aklıma bir şey canlanmadı ya. Startup olarak Ereyon var. Ereyon. Şu an hala devam ediyorlar mı bilmiyorum. Direkt böyle söyleyebileceğim hani herkesin ismini bildiği bir şey. Ya Abi hiç dersimi çalışmadan geldim abi direkt çok sert oldum ya. İstanbul'da çalışan birisi İstanbul dışında sanki yapamaz gibi geliyor ya. Çünkü İstanbul'da sektör şu şekilde. Yani bir yerde 6 ay çalışıyorsun, başka bir yerde bir sene çalışıyorsun, oradan çıkıp başka yere giriyorsun. Abi İzmir'de böyle bir şansınız yok galiba. Tabii İzmir'de öyle bir sistem yok yani. Hani İstanbul'da direkt birazcık sıkıldın mı şey diyebiliyorsun. Hemen böyle aranmaya başlıyorsun. Aynen öyle. Etrafında çünkü 10 tane alternatifin var. İzmir'de öyle bir şansın yok. Ama Ankara'da İzmir'de öyle. zaten insanlar yani kafa olarak da öyle değil. Hani çok değişiklik seven bir şey yok. İnsan yok burada. Hani bir yere girdin mi 3 yıl 4 yıl devam ediyor en az. İlginç. Bu arada Rıza biliyor musun bilmiyorum ama Sina Afra bir yatırım yaptı sanki Atölye 15'e. Öyle mi? Tabii öyle bir durum var. Öyle bir Nerede durum var değil mi? Bize kullanacaksınız abi? bir nasıl oldu? Yani ne oldu hiç bilmiyoruz. Öyle bir duyuruldu sonra hemen kapandı zaten konu. Yani evet öyle çok da hani zaten gündem oluşturacak bir durum değil. Hani Sina Bey'in bir yere yatırım yapması sürekli Aynen oluyor öyle biliyorsunuz. ama bize ufaktan bir bahsetsen iyi olur. Evet Ya şöyle abi, bir de ekibi mi büyütmek amaçlı yoksa proje falan mı yapacaksınız? Hani stratejik ortaklık diyelim biraz. Bizim hani Sina Bey gibi bir ortağa ihtiyacımız vardı. Onun da bir sürü şey yatırımı olduğu için onlara hani tasarım ve yazılım anlamında destek verecek bir ortağa ihtiyacı vardı. Bulduk bir şekilde birbirimizi ve hani çok rahat kolay gelişti yani her şey o konuda. İki Çok tarafın da beklentisi hani uyuşuyormuş. Güzel zaten oldu. siz uzun zamandır Etohum'a da böyle destek verdiğiniz için belki Tabii tanışıklık tabii. oradan da geliyor olabilir. Tabii ki de yani startup Türkiye'lerden falan sürekli bir şey vardı. Diyalog halinde olma gibi bir durum vardı. Ha, güzel. Etohum tasarımı el mi değiştirdi abi? Tabii. Sizden sonra biri daha yaptı herhalde. Yanlış mıyım? Yaklaşık 1,5 seneden beri çalışmıyoruz Etohum'la beraber. Anladım. Yani böyle kötü eleştiri anlamında değil de bazen
Ve dizaynlar yapılıyor ama hani arkası dolu olmayabiliyor ya. Ben öyle hissettim şu an. Şey, Apple mı tasarımını diyorsun şu an? Evet. Siz yani gayet kullanışlı, hani platform bir şekilde tasarlamışsınız. Şimdi biraz show sitesi gibi olmuş. Yani. Şimdi benim yorum yapmam doğru olmaz hani. Müşterine karşı. Ama burada böyle. Biz insanları zorluyoruz bu canlı yayında. Aynen öyle. Burası darlama platformu. Neyse ki Oktay yardımıma yetişir belki biraz abi durun yapmayın falan diye. Yok, Oktay yine kurtaramaz. Oktay burada bizden yan olmaz. Abi burada kimlerin ayağı kaydı? en son Mustafa'yı bayağı terletmiştiniz gördüğüm kadarıyla. Abi Mustafa'dan bilen koparım. Onda ama Ammar Joker'i vardı, o da onu kullanıyordu. Tabii tabii. Ben de işte Oktay Joker'imi kullanacağım. Ama WhatsApp'tan Mustafa'ya support'tu ya. Aşağıdan yazıyor, yukarıdan Mustafa sufle veriyordu ya. Tamam. Neyse abi WhatsApp'a geldi. Mustafa yazıyormuş, Mustafa okuyormuş sadece. Direkt tutuyor değil mi böyle? Prompter gibi. Abi WhatsApp'a gelsen karışma gelsin. Abi son zamanlarda neyle uğraşıyorsunuz? Abi son zamanlarda bir Alman müşterimiz var. Onun işleriyle uğraşıyoruz. Onun dışında iki tane büyük proje var elimizde. İkisi de İstanbul müşterisi. Onlarla uğraşıyoruz. Bayağı yoğun, yani bütün ekipler dolu gibi bir şey içeride. Keyifli mi abi? Gayet şey olabilirsin yani, açık sözlü olabilirsin. Yani, keyifli tabii yani, keyifli olmasa zaten hani bu kadar uzun sürede devam etmezdi. 3 yıla yaklaştı benim. Yani sen böyle uzun soluklu projelerden mi hoşlanıyorsun? Yoksa böyle çerez niyetli projelerde olur ya, getir hemen. Ben aslında işi sahiplenmeyi çok seviyorum. Yani uzun soluklu olması o yüzden daha çok hoşuma gidiyor benim. Yani böyle işletme açısından belki mantıklı bir şey değil aylarca sürmesi bir projenin. Aha. Ama hani bütün detaylara kafa yorabilmek için, böyle gerçekten güzel bir ürün çıkartabilmek için ortaya hani uzun bir zaman gerekiyor, hepiniz biliyorsunuz. O yüzden hani böyle yap geç işler yerine uzun vadeli projeler her zaman daha iyi oluyor. Uzun vadeli demişken herhalde içimizde en uzun vadeli projeler şu anda Rıza değil mi? Kesinlikle. Yıllık projeler falan var. Ömürlük. Ha, ben onu merak ediyorum. Rıza nasıl bir şey yani? Hani bir deadline var önünde ve mesela 6 ay sonra, 7 ay sonra. Belki daha bile uzun. Hani o kadar vaktim olmasa nasıl bir lüks abi? Nasıl bir rahatlık? Ama öyle değil. Yani paralel çalışıyoruz. Böyle aynı anda 5-6 proje büyüklü küçüklü devam ediyor. Hı hı. O yüzden çok böyle o hissiyat oluşmuyor bence. Yine sanki deadline yarınmış gibi bir his var. Bu yani, arada sen bağlanmadan önce biz Rıza'yla burada yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sohbet ettik de daha doğrusu canlı yayından önce. Hı hı. Yani Rıza'nın tam olarak ne yaptığını bir yarım saat önce öğrendim. Neymiş abi? Abi gerçekten bildiğin gibi değil. Yani normal design kafası yok yani. Abi adamlar grow team, hı hı. Rakamlar üzerinden tasarım yapıyorlar. Yani şu demekmiş. Bakayım ben anlatayım. Rıza hatalı olduğum yerlerde sen müdahale et. Abi Rıza'nın ekibi şunu yapıyor. Facebook diyor ki hacı elimizde Messenger uygulamamız var. Bu Messenger uygulamamızın sayısını arttırmamız lazım. Yani Facebook kullanıp Messenger'ı indirmemiş olan kişilere bunu nasıl indirtiriz? Oradaki trikleri, yönlendirmeleri, o notification'lar, bubble'lar vesaire pop-up'lar hep bunların altından çıkıyormuş. Yani bir ara Messenger'ın kullanımının zorunlu olması, artık Facebook application'dan mesajların okunamaması, illa Messenger indirmesi sizin marifetiniz. Bu dünyanın başının altından çıkıyor. Onu yapan benim ekip abi. Kötü adam gibi oldum şimdi ama yapacak. İşte o özellik gelinceye kadar ben inatla reddetmiştim mesela. Ya abi birçok hani şeyde projede Rıza'lar dahil oluyormuş. Atıyorum Groups uygulaması, işte Facebook'un reklam uygulaması olsun. Yani aslında o uygulamayı nasıl daha fazla kişiye kullandırtırırız, indirttiririz, onun hackleriyle uğraşıyor abilerimiz. Tasarım konusunda özellikle. Yani bu bilgileri tasarımda uyguluyorlar. Abi, süper keyifli bence. Ben özellikle Messenger kısmına bakıyorum. Hani bir de onun diğer app'lerle ilgilendiği, böyle kesiştiği noktalara. Ama böyle bayağı büyük bir ekip aslında, Growth diye.
Siz abi böyle şey yapıyor musunuz Ekrem? Hani projeleri böyle al, ver, teslim et, sonra tekrar dönüp uzun vadede çalışıyor musunuz aynı Tabii alanda? tabii. Yani eskiden tabii müşterinin talebine göre oluyor o da. Şöyle diyeyim, eskiden hani sadece yapıyorduk ve teslim ediyorduk. Ondan sonra hani projenin başarısı artık tamamen müşterinin elinde. Hani biz bir tool istiyor mesela. Tool'u yapıyoruz. Bütün marketing müşteri de. Ama şimdi şöyle çalışıyoruz genelde. Hani bir senelik anlaşıyoruz müşteriyle. Hem projeyi mesela 6. ayda yayına alıyoruz ama sonra 6 ay boyunca desteğe devam ediyoruz. Müşteri belli bir özelliği pivotlayabiliyor, başka bir şey yapabiliyor. Çalışmayan bir şeyi düzeltebiliyoruz. Normalde başka yerlerde şöyle oluyor. Yaptı, anahtar teslim projeyi verdi. Artık ondan sonra müşteri tek başına. Evet. Yani bizde öyle bir şey yok. Uzun vadeli çalışmayı seviyoruz o yüzden. Bu Abi nasıl ayarlıyorsunuz? getirisi de çok olmuyor zaten ya. Tabii, Yani kesinlikle. bir defa adamla anlaşıyorsun, atıyorum artık ne kadarsa alıyorsun ve artık konu kapanmış oluyor ki bana göre sağlıklı da değil bu. Abi saatlik mi anlaşıyorsunuz peki o 6 aydan sonra? Yani ya isterse öyle anlaşıyoruz, isterse zaten hani saatlik değil, komple aylık fee olarak ödüyor bize müşteri. Ve bir sene boyunca desteğimiz devam ediyor. Ya da isterse hani projeyi bittikten sonra sürekli olarak bir destek anlaşması yapıyoruz. Hani şu kadar saate kadar şeyi belli bir destek kapsıyor. Hani ekstrası için tekrar adam saati olarak anlaşıyoruz. Bayağı güzel aslında ya. Yani Güzel böyle çalışmayı ya. aslında tercih eden aslında çok fazla müşteri yok hala Türkiye'de. Hı. Hani şey yapıyor, hani 6. ayda benim projem bitecek, ben size 6 ay havadan paramı ödeyeceğim gibi düşünen insanlar var hala. Ama hani sonradan başlarına gelince anlıyorlar tabii ki Ama durumun yavaş farklı yavaş olduğunu. ben şunu gördüm yani kendi işimi de yaparken sektör yavaş yavaş akıllanmaya başlamış abi. Yani kime Kesinlikle. gittiğini çok iyi biliyor. Öncesinde çok iyi araştırıyor. Ne yaptıracağını biliyor en başta. Tabii Yani tabii. bundan ben hatırlıyorum. Atıyorum 5 sene öncesine kadar veya işte 7-8 sene öncesine kadar yani ne yaptıracağını bilmiyor. Ucuza kapatmaya çalışıyor. Kalitesi hiç umurunda değil. Artık piyasa sanki ne yaptıracağını artık biliyor. Yani şeye döndü iş. Eskiden hani müşteri için tek kriter fiyattı. Hani en referansları iyi olan ve hani bana en uygun fiyatı veren yere yaptırayım dedi. Fiyat performansı öyle ölçüyordu. Şimdi hani web siteler arttıkça, hani boşa para harcayan müşteriler arttıkça, yani Kesinlikle. dünyanın parasını döküyor ama eline bir şey geçmiyor. Aha. Yaptığı sistem çalışmıyor. Ondan sonra artık hani biraz daha işine göre yönlenmeye başladı olay. Ve biz de hani öyle bir reputasyonumuz olmuş ki hani insanlar sorduğu zaman, ya benim böyle bir şey fikrim var, böyle bir projem var, bunu kime yaptırabilirim dediği zaman bize yönlendiriyorlar. Bizim yani zaten bir satış pazarlama departmanımız yok. Yani biz bir yere gidip size şöyle bir şey yapalım mı diye kesinlikle satış yapmıyoruz. Bize hep referans usulü müşteriler geliyor. Ve Bunun genelde de da daha İstanbul'da, şehir sağlıklı dışında oluyor geliyor. genelde. Yani. Senin işini görmüş, kabul etmiş ve ondan sonra geldiği için biraz daha bağ kuvvetli oluyor. Aynen. Peki ben şey sorayım abi bu arada. Diyelim işi yaptınız, teslim edeceksiniz. Teslim aşamasında o işi hani kabul ettirmek, satmak diyeyim daha doğru olur. İçin kullandığınız böyle trikler ya da yöntem var mı başka şekilde? Ya o hani son aşamada yapılacak bir şey yok artık, zaten işin sonuna gelmişiz. Ama o aşamaya gelinceye kadar tabii hani neler neler geçiyor. Yani sonuna gelmeden işte tasarım kabul ettirmek, ne bileyim. Yani şeylerin genelde müşterilerin şöyle bir şey olur ya, işte parlak bir tasarım istiyorum ya da şöyle bilmem ne, hani o görsel tatminden bahsediyorum aslında. Ya Ama biz aslında hani Kickstarter toplantısında müşteriye hani şu mesajı veriyoruz açıkça. Hani tamam, sizin bir fikriniz var veya bir projeniz var, bir şey var aklınızda ama bu işi bilen biziz. Bunun için bize geliyorsunuz ve biz beraber yapacağız bu işi. Yani şöyle bir durum bir de olmuyor. şöyle bir Müşteri durum ben var. bir şey istiyorum deyip gidiyor. Hani 6 ay sonra eline hazır bir proje gelmiyor. O 6 ay boyunca sürekli süreç beraber gidiyor bizde. Tam oraya değinecektim. Yani adama çok da sürpriz olmuyor zaten, sürece dahil Tabii oluyor. tabii. Ama tabii hani bazı müşterilerde şey oluyor. Yazılım aşamasında tasarım değiştirme istekleri gibi falan öyle durumlar illaki oluyor. Sıkılıyor değil mi 6 ayda? Yani.
aklına başka bir şey geliyor. O da müşteri de ilerliyor sürekli. Yani biz nasıl ilerliyorsak, yeni bir şey öğreniyorsak, kesinlikle, o da ilk başta düşündüğü bir şeyin yanlış olduğunu fark edebiliyor. Ya ben size böyle demiştim, öyle projelendirdik ama o öyle olmasa mı acaba? Ya ben zaten günün sonunda şunu anlamıştım. Bir müşterinin işini ne kadar çok uzatıyorsan, o aslında müşterinin zararına değil, senin zararına. Şundan kesinlikle dolayı. Hani maddi olarak bir zarara uğramasan bile müşterinin o süreç boyunca isteği bitmiyor. Olabildiğince kısa tutup projeyi bir anda bitirmen gerekiyor. Yani artık en son daha demiş, iyi bir tespit olamazdı yani hadi. Yani kesinlikle o süreç uzadıkça müşterinin isteği bitmeyecek ve sen sürekli uğraşacaksın. Onu ne kadar kısa tutarsan iki taraf için de o kadar sağlıklı oluyor. Kesinlikle. Ve zaten hani şöyle de bir durum oluyor. Bir şeyi geciktirdiysek, yani bizim tarafımızdan geciktiyse, zaten bir mahcubiyet olduğu için müşteriye karşı, müşteri de bunu hani kullanıyor. Belki farkında olarak, belki farkında olmadan, bilemiyorum ama. Kesinlikle hani, farkında olarak kullanıyor bunu. Yani hani siz zaten geç kaldınız, onu yapacaksınız, yanına şunu da yapıverin. Aynen öyle. Şeklinde uzuyor biraz iş. Akşam pazarı gibi araya araya sokuştuk. Aynen, kesinlikle. Peki abi biraz İzmir'den bahset. Biraz yani İzmir'de çalışmak ya da İzmir'de... komünite, İzmir'deki tasarımcılar, hani orada meetuplar, bu tasarımcılar sadece tek başına Dribble'da mı güncel kalıyor? Yok mu böyle bir topluluk? Yok abi, yok. İzmir'de o topluluk kültürü biraz şey, az. Yani o yüzden İstanbul'dan İzmir'e taşınan insanlar çok şey yapıyor, hani boşluk yaşıyorlar. Her gördüğü event'e saldırmaya başlıyorlar. Mesela bizim bir proje yöneticimiz var İstanbul'dan taşınan. O hani İstanbul'da öyle alışmış. Çok fazla event'e gidiyor. Çok hani sadece bu tasarımcı veya yazılımcı meetup'ları değil. Ne olursa hani sizin orada o kadar çok var ki, hani tiyatrosu, konseri falan. Hatta en son geldiğimde Oktay'la da konuştuk. Hani bir sürü şey var, seçenek var orada sizin gidebileceğiniz 10 tane event var. Ama bizim burada öyle bir şey yok. Yani belli bir komünite anlayışı da yok. Biz işte biraz onu oturtmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Hani Konkoreçe falan olsun, ya. Yani de... şunu anlayabiliyor muyum? Bir şey uğraşıyor musunuz? Bir şeyler yapıyor musunuz? Yani bir şeyler oluşsun diye var mı bir adım? Var. İşte biz senede bir VTK düzenliyoruz. Web Teknolojileri Konferansı diye. İlkine sen de gelmiştin hatta. Aynen öyle. O var. Hani o cidden çok olumlu tepkiler aldık. Abi böyle bir şeye ihtiyacımız varmış dedi gelen insanlar hakikaten. Yani biz de dedik o zaman hani neden sadece bizim sorumluluğumuzda olan bir şey değil ki. Bu herkes yapabilir yani bunu. Hadi tasarımcılar toplanın. Yani yazılımcılar toplanıyor. Yazılımcılar biraz daha şey o konuda. Hani 15-20 kişi direkt toplanıp akşam sohbetleri tadında takılıyorlar. Ya Ekrem, şundan dolayı da sıkıntı olabilir. Yani orada hani çok fazla bilindik ajans olmaması, çok fazla bu kadar kaliteli iş yapan tasarımcının olmasının eksikliği de olabilir. Yani hepsi merdiven altı dükkanlar ve hani trend takip etme gibi, güncel kalma gibi bir şeyleri yok. Aynen, aynen. Yok. Şimdi sen bu tip bir endişe taşıdığın için hani İstanbul'daki sektörle aynı şeyde, nasıl diyeyim ben sana? Aynı hızda ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında sen onun eksikliğini hissediyorsun ama muhtemelen senden başka kimse de hissetmiyordur bunu. Ya ama olunca herkes diyor ya keşke daha sık olsa, daha olsun. Yani herkesin hoşuna gidiyor. Herkes olsun istiyor ama hani kimse elini taşın altına sokmuyor o konuda. Hani evet, biz de öyle bir şey yapalım dedik. İzmir'de var aslında bir sürü yetenekli insan var. Dediğin gibi ya freelancer olarak çalışıyorlar işte ya da bir, hani yerden sonra kopup İstanbul'a gidiyorlar artık. Hani network, yani nasıl diyeyim, belki de biz o kısımları, hani İzmir'i veyahut da Anadolu'nun diğer yerlerini bilmediğimiz için de olabilir ama ya sanki böyle hani İzmir'de Ekrem var, Ankara'da şu var, Trabzon'da bu var. Yani topu topu böyle 2-3 adam biliyoruz, onun dışında kimseyi tanımıyoruz gibi. Aynen. Aslında aynen. Adem sen biraz şeyden bahsetsene, şu Trabzon'a falan gittin ya, oradaki ortam, heyecan. Evet evet, şeyden yine yayından önce birazcık anlatmıştım Cezayir'e da tekrardan bahsedeyim ben. Hafta sonu kodla.co etkinliği vardı Trabzon'da, biliyorsunuz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenmişti. Bu bizim oradaki arkadaşlar Abdullah, Emre, işte Halil, ondan sonra Fatih ve oradaki Hackerspace grubu. Aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yazılım bölümü, mühendisliği. Oradaki hep beraber bir araya gelmişler abi. Süper müthiş bir organizasyona imza attılar. Yani kesinlikle hani katıldığım etkinliklerden hangisiydi desen en iyisi, en iyi planlanan ve hayata geçen etkinlik buydu kesinlikle. Çok profesyonelce her aşaması yani. Hani
katılımcılarla ilgilenme olsun, yer konusunda organizasyon olsun, fotoğraflar, işte yaka kartları, tişörtler, böyle her şey tık 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 yerine konmuş ve bildiğin şeydi, Lego gibi hepsi birbirinin üzerine oturuyordu yani. Süper bir etkinlikti. Şey çok hoşuma gitti, Rıza'ya ondan bahsettim. Bunlar bir yana. İlgi alaka inanılmazdı. Yani hiçbir üniversitede görmediğim şey var. Böyle heyecan, bir şeyler öğrenme hevesi var. Böyle sürekli konuşmacıların yanına gelip böyle bir şeyler soruyorlar, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. İstanbul'daki sektör hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar. Özellikle böyle işte son sınıf öğrencileri, işte sektöre gireceğiz, ne yapalım, ne edelim, hangi dilleri öğrenelim gibi inanılmaz böyle şeyler, bilgiler almaya çalışıyorlar. Abi, çok, çok güzel, çok işte açlar. İnanılmaz açlar ve bu açlığını çok net belli ediyorlar abi. Yani çok hoşuma gitti. Hani okurken, tamam mı, piyasaya hazırlanmak için bu kadar böyle enerji harcayan ben daha önce öğrenci görmemiştim açıkçası. Ama hani biri ikisi değil. Öyle olsa dersin ki zaten orada 2-3 kişi vardı. Bunlar böyle girişken falandı. Gerisi de işte nane limon. Ama abi hepsi mi alakadar olur? Çok acayip bir ortam vardı. Düşünsene abi, cumartesi pazar, bir de 1 Mayıs'a denk gelmesine rağmen, hadi cumartesini geçtim, pazar da tıklım tıklımdı etkinlik salonu. Vallahi yani bayağı şaşırdım yani. Kodlanın etkinliğine bayağı şaşırdım. Çok da güzel geçti. Daha nicelerine diyorum ben. Arkadaşları da buradan tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun. Belki böyle birkaç etkinlik daha yapsalar, hani Anadolu'daki şehirler daha değerli. Yani Konya'dır, Eskişehir. Ya zaten bu çok önemli. Diyorum ki hani Trabzon'daki, Samsun'daki, Ankara'daki etkinliklerin sayısı kesinlikle çoğalmalı. Yani burada ne faydası var diyeceksin. Oradaki insanlar bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Yani oradaki öğrenciler piyasayı bilmiyor, gerçekten bilmiyor. Yani adam son sınıfa gelmiş, frontend ne, backend dili ne yapmam gerekiyor, hangisi popüler sektörde, hangisi şey görüyor, rağbet görüyor, hangisinin maaşı daha yüksek, hiçbir fikri yok. Yani birazcık aslında farkındalık oluşturmak, piyasadaki insanların tecrübelerini o öğrencilere aktarmak, ya bunun üniversitelere, üniversitenin işte rektörlerine, hocalarına daha fazla iş düşüyor ama şunu gördük zaten, oradan bir şey beklememiz gerekiyor. Çünkü ya, şöyle diyeyim, Kodla'nın etkinliğinde abi, Karadeniz Teknik Üniversitesi bırak konferans salonunu vermeyi, üzerine para almış abi. Adamlar parayla tutmuş etkinlik salonunu. Böyle de bir fiyasko. Neyse, o konular birazcık derin mevzular. Yani üniversiteden bir şey beklemeyeceğiz abi. Kendi ne yaparsak kendimiz için kendimiz yapacağız. Aslında öğrenciler gücünü bilmiyor abi. Eğer düzgün bir grup zorlasa üniversiteler de öttürülür de. Aynen öyle. Bunu aslında çok güzel Kodla ekibi gösterdi ama biraz daha şey yapmaları gerekiyor. Yani üniversitedeki o rektör mü artık, kimse gidecekleri kişi, orayı birazcık daha zorlamalı. Yaptıkları işin kalitesini, yaptıkları işin boyutunu çok iyi anlatmalı. Geri dönüşümünü, yani o üniversiteye öğrenci getirecek seni o etkinlik. Aynen öyle. Ya geri dönüşümü hakkında zaten rektörün en ufak bir bilgisi yoktur kesinlikle. Yani bunlar ne yapıyor ki burada? İşte gençler toplanmış, etkinlik alanı, füzuli yeri hani dolduruyorlar gibisinden herhalde öyle düşünüyor yani. Bir insan abi öğrencisinin yaptığı etkinlikten atıyorum 2000 lira para alır mı bir etkinlik salonu için? Artık neyse, 2'ye atıyorum yani. Neyse, öyle de bir durum vardı. Gittik geldik. Gayet biz memnun kaldık. Yapanların da eline sağlık diyerekten. Tüm zorluğa rağmen yapmışlar yani. Evet, evet. Abi yani Ekrem abi de yani şeydir. Ekrem abi biz yıllardan beri, yani ilk tanıştığımızdan beri tek söylediğimiz bir şey var. İnsanın içinde olacak diye bir mottomuz var gerçekten. Hakikaten hani bence de hani bir yere kadar tamam, eyvallah, okul push eder, bir şey olur ama yani bir insan yani kendi potansiyelinin farkına varmak da önemli bir yerde. Aynen. Ya biz İzmir'de yani şöyle bir şey düşündük. Her yaz 2 veya 3 böyle yetenekli arkadaşı aramıza katalım. Hani çünkü deneyim kazanmak istiyorsa bir üniversite öğrencisi, hani girip staj yapabileceği çok fazla bir yer yok burada. Özellikle bu işe gönül verdiyse. Tasarımcıysa, yazılımcıysa, kontentçıysa. Yer yok diye biz şöyle bir şey yaptık. Staj kampı yapalım her sene. İnsanlar başvursun buna ve hani en hevesli olanı, en kendini gösterebileni, hani bu bir yarışma değil ama o ışığı gösterebilen kişileri alalım yanımıza ve hani bize yararı olmasından çok bizim ona yararımız olsun diye hani senede bir staj kampı düzenliyoruz ve hani 200
bu sene 200-250 kişi başvurdu. Bunlardan 60'ını çağırdık. Bazıları çünkü hani sadece zorunlu stajım var falan diye başvuran insanlardı. Hani neresi olursa olsun ben yapayım aradan çıkartayım diyen insanlardı. Hani bir ön eleme yapıyoruz. 60 kişisini çağırıyoruz. Onlara da bütün gün hem hani küçük birer sunum, her departman birer sunum yapıyor. Sonrasında da basit birer proje veriyoruz. Hani konuya nasıl yaklaşacaklar? Projeyi bitirmelerini de beklemiyoruz. Konuya nasıl yaklaşacaklar, ne yapacaklar diye bir gözlemliyoruz. Yani bu seneki bayağı güzel geçti. Yani Origin diye güzel bir coworking alanı açıldı İzmir'de. Orada yaptık bu sene. Yani cidden hani çok yetenekli insanlar geliyor. Ama hani biz mesela bunu yapıncaya kadar hiçbir fikirleri yokmuş. Nerede ne yapacağım hiçbir şey. Hani iyi ki yapmışsınız bunu diyorlar. İyi ki geldik, tanıştık, ettik yapıyorlar. Ve şu an ekipte çalışan backend developerlardan bir tanesi bayağı ofisin bel kemiği oldu. Geçen seneki staj kampından katılmıştı aramıza. Çok iyi abi. Ben bu arada sizin bu staj kamplarınızı takip ediyorum abi yakından. Facebook'tan paylaştığınız kadarıyla. Şey çok iyi, mantık çok iyi zaten. Hani buna benzer taktikleri User Spots da yapıyor. Başka birkaç tane daha yapıyor da. Yani kesinlikle çok iyi mantık. Yani şunu görüyorsun orada. Adamın ne kadar heyecanlı, ne kadar istekli olduğunu bir. İkincisi ne kadar bildiğini test ediyorsun. Ya, üçüncüsü de gerçekten bu işi istiyor mu? Bu işi elde etmek için bir şeyler fedakarlık yapıyor mu? Kesinlikle. Tamamını gördükten sonra tamam bu adam gerçekten burada bizimle aynı kalitede çalışmayı hak ediyor deyip çok rahat içine sinesine alabiliyorsun o kişiyi. Aynen, gel buyur kardeşim, bu senin masan, bu yaz bizdesin. Aynen. Gönül rahatlığıyla diyebiliyorsun yani o dakikadan sonra. O kişiye gerçekten hani donanımsal olarak da her türlü imkanı da sunabilirsin. Gerçekten o adamı çünkü görüyorsun bir şeyler istediğini. Aynen. Bu arada seninle beraber şeyi de almak isterdim buraya. Sizin oradaki genç arkadaş adını unuttum. Akşam. Kim? Ertekin. Ha, Ertekin, Ertekin. Ertekin, evet. Ertekin'i de almak isterdim ama böyle çok anlık oldu. Hemen seni sana söyledik ve dahil oldum falan. Biraz daha önce planlasaydık işte Ertekin'i de almak isterdim. Ertekin'le durumlar nasıl gidiyor? Ertekin'le yani bu aralar pek görüşemiyoruz. Okulu var çünkü. Aha. Liseye gidiyor kendisi daha. Hani sadece Şubat tatillerinde ve yaz tatillerinde gelebiliyor ama arada ofise geliyor, sevindiriyor bizi sağ olsun. Güzel. Bayağı şeyde, kapı çalıyor, Ertekin gelmiş oluyor falan. Staj kampında sanki görmüştüm. Tabii tabii, geliyor staj kampına. Hatta sunumu, tasarım sunumunu ona yaptırdık yani çok bu sene. Ya. Biz bir sonraki oturumlardan bir tanesinde Ertekin ve Ertekin gibi birkaç daha genç arkadaşı harika olur. Böyle alıp dahil etmek istiyoruz. Yeni başlayacak arkadaşlara, yaşı ufak olan kişilere, nereden başlamalıyım abi diye sürekli soran kişilere onların kendi ağzından anlatması daha doğru olur diyorum. Aynen, süper olur. Yani çünkü onlar da bir belli bir yoldan geçti. Ben Ertekin'i hatırlıyorum ama bundan 3 belki 3 sene öncesine kadar şeydi yani. Hani böyle yeni başlamış abi veyahut da işte bir şeyler yapıp paylaşan biriyken şu anda gayet bel işi çıkarsın moduna kadar gelmiş galiba. Ya Adem inanamazsın ya. Ben hayatımda bu kadar rahat yani birisiyle çalışmadım. Daha cümleyi söylüyorsun, anlatmaya başlıyorsun. Tamam abi, tamam diyor. Tamam bırak. Ben de diyor. Yani. Ben de. Aynen, aynen öyle yapıyor. Ben de tamam, hani çok fazla tatava yapma bana diyor. Rıza abi şey yapalım. Sonraki etkinlikte bir bakalım. Zorlayalım, evet. Aynen. Kesinlikle yani. Neler anlatacak ben de çok merak ediyorum. Ekrem, ama Rıza'ya biz sormak istediğin şeyler varsa Rıza'yı da darlayabilirsin. Biz bu arada sadece konuşmacıları darlamıyoruz. Konuşmacılar da bizi darlayabiliyor. Ben Oktay'ı darlamak istiyorum ya. Nasıl gidiyor hayat? Bir anlatsın. Abi yani benim normal stabil devam ediyor. Yani şu an yani şeyde N11'de büyük bir proje yumağının içine girdim. Ya ne ben gibi? Beni bir açamıyorum, gizli. Rakipler izliyor olabilir. Turunculu falan rakiplerimiz var çünkü bizim. Yani turuncu zaten değil mi abi neredeyse? Öyle mi? Duyamadım abi bir daha. Tüm rakipler size de turuncu diyorum. Yani birazcık öyle gibi gerçekten ya. Bir abi gerçekten dominantlığı var. Bir şey var mı ya? Yani etkisi var mı? E-ticaret sitesi turuncu olacak diye bir şey var mı abi? Abi sarı, turuncu bunlar ucuz renkler. Ucuz algısı oluşturuyor. Abi logoyu da kakunla yazınca sen de olay bitti, tamam. Sen de uyuyorsun. Çok iyi.
Sanki bir ara öyle bir şeyler okumuştum. Yani satın al butonunun turuncu olması vesaire. Onunla alakalı bir şeyler var gibiydi ama testler. Abi orada şöyle bir konu var. Yani ben hep söylüyorum devir optimizasyon çağı. Bunlar hurafe. Çünkü senin gerçekten hani o anki listede kullandığın renkler, o tipografi ya da layout'un yani her şey etken olabiliyor. Yani ben çok fazla test gördüm. Mor da kazandı, sarı da kazandı. Yani hiç kestiremiyorsun. Ama şimdi globalde baktığımızda da bir kırmızı renk baskınlığı var. Yani herkesin dilinde olan kırmızı çok sattırıyor abi diye ama bana birazcık şey geliyor. Yani test edip onaylamak lazım. Her an değişebilir çünkü. Ama ne değişmez Oktay? Ne değişmez? Büyük satar. Büyük satar abi. Ben olayı kaçırdım. Ne değişmiyormuş abi? Büyük abi, satar. Abi bizim yıllardan beri geyiğimiz de aramızda. Bu ara siz Oktay'la ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Ben yani şu oturumda anladım ki siz bayağı geçmişiniz var. Tabii canım. Yani bizim herhalde 2010'dan beri tanıdık Ekrem abiyle. İşte ben de 20 hatırlamıyorum. Beraber çalışmaya başladık. 2010'da beraber çalışıyorduk. Biz zorlayacağız diye almıştık Ekrem'i. Tamam abi, içeride adamım var benim ya. İçeride adamım var. Ya sen normalde çok can alıcı sorular sorardın. Bugün göremedim onu. Isınıyorum. Ya benim aslında Zaya'ya soracak bir sürü şeyim vardı da akşam oturması birinci oturumda hepsini cevapladı. Siz soracağım her şeyi sordunuz yani. Yalnız çok ilginç sorular sorduk. Bu canlı yayın öncesi biz yaklaşık bir saat konuştuk. Rıza'yı inanılmaz darladık. Bir saat boyunca onu konuşturduk. Abi işte canlı yayını saklasaydınız ya. Yani yayınlasak Rıza'nın ayağı kaydı kesin. Tabii. Benim direkt öyle. Mark'tan mail hani. Yani direkt arkada bir adam beliriyor falan. Bu arada ben şeyle Ammar'la alakalı bir şey anlatacağım. Şimdi Ekrem abilerin ofiste Ammar'a benzediğini düşündüğüm bir arkadaş vardı. Şimdi ben en son İzmir'e gittiğimde bu BTK için Ammar'a benzeyen bir arkadaş vardı. Ya dedim ki sen nerelisin yani köken nereden? Abi adam, ya abi sen anlatsana ya, gerçekten ben şey yapayım. Bu direkt tanık olduğun için daha iyi anlatırsın. Ya bir frontend developer çalışıyordu bizde. Daha aramıza yeni katılmıştı. Hani biz de çok samimiyet kuramadık. Daha bir ay bile olmamıştı yani. İşte VTK öğle arasında hep beraber öğle yemeğine çıktık. Ertekin, o arkadaş, Oktay, ben oturuyoruz. Şey dedi, Oktay da bana demişti Ammar'a benziyor çok falan diye. Neyse hani konu geçti öyle. Durduk bir şeyler diyoruz. Durdu Oktay. Abi sen Konyalı mısın dedi. Arkadaşa. Arkadaş ama hani 5 yıl Londra'da çalışmış falan böyle bir değişik bir arkadaş yani. Durdu yo abi dedi. Neyse konuştuk ettik biraz daha. Oktay durdu yok sen Konyalısın dedi. Annen nereli, baban nereli falan diye sordu. En son babası mı ne Konyalı çıktı da arkadaşım. Oktay bayağı öğle yemeğinde adamın DNA'sını okudu yani orada. Neymiş adamın? Yok abi, Konya'da olduğunu, Ammar'a benziyor adam falan dedi böyle. Ammar'ın da şöyle bir tarihsizliği var herhalde. Yeryüzünde 10 insandan 5'i Ammar'a benziyor. Ammar'ın şu an bence öyle bir değer de olabilir ya. Abi adam yok, çekiştiriyorsun bak, yakıştı mı? Yok, Ammar'ı seviyoruz. Ammar'a buradan sevgiler, selamlar. Mesela Tugay vardı Atölye 15'te, şimdi Yusuf Bas'a. Ammar Kılon, yani öyle söyleyeyim. Bu arada Ekrem, abi İstanbul'da ilgini çeken hiç etkinlikler oluyor mu? Yani sadece bizim sektör bazında değil, sektör dışında da hiç İstanbul'a geldiğin oluyor mu? Bu sene yok. Daha önceki senelerde oldu, hani böyle of buna gelmeliyim dediğim çok güzel etkinlikler oluyordu ama bu sene biraz koptum. Çok fazla işe gömüldüğüm için. Zaten hani uzaktan bakıp böyle abi gelemiyorum deyip üzüldüğüm şeyler vardı. Mesela bu sene İstype var. Her sene olduğu gibi. Düşünüyor musun? İşte yok, düşünemiyorum bile yani. Ha. Çünkü hadi ince kalkıp gelinmiyor İstanbul'a. Geçen sene biz Rıza'yla katılmıştık İstype'a. Şeyde Eric Speakerman. Abi ne güzel şey. Bak çok şanslısınız o konuda cidden. Evet. Yani. Olur mu ama yani ben de ta Ankara'dan kalktım geldim onun için. Yani herkes. Gelen geliyor. O yüzden sordum ben de. Geçen sene UX Live'a mesela ben çok üzülmüştüm ya gidemedim diye. Bu sene abi? Bu sene inşallah. Ammar tuzaklı soru. Ammar diyorum, madem
Tuzak mı soru sordu? Geçti mi yoksa? Geçti mi? Geçmedi de. Politik bir cevap verdin. Gayet güzel oldu. İnşallah diyor. Kısmet değil mi abi, ne diyeyim? Abi çok yakın ya. Çok yakın yani. Güzel ya. O Adem abi bari fena adamsın. Ne düşünürsen Mustafa bize indirim kuponu ayarlamış. Ha, şimdi olay değişti. onu sana verebiliriz. Bize de henüz ulaşmadı ama yani buradan da ilgililere sesleniyoruz diyorsun. Mustafa şu an kesin bizi izliyordur abi. Elive dedik ya, kulağı çınlamıştı bir yerde bir şeyler oluyor diye. Kısmet nasip diyoruz. Geçiyoruz. Ekrem, sizden ne bekliyorum biliyor musun? Atölye 15 olarak, sizin ekip olarak. Nedir abi? UIDEO diye bir site var biliyor musun? UIDEO. Yani videonun UI olarak başladığını düşün. Evet. UIDEO. Abi bunun aynısını Türkiye için bir şey yapmanızı buradan talep ediyorum. Size sesleniyorum başkanım. Buradan olsa hep beraber seslenelim o zaman. Gerçekten Türkiye'deki konferanslar, etkinliklere ait videoları tek bir platformda çatısı altında toplayan bir site. Abi ilk defa senden duydum şu an. Bu etkinlikleri siz yaptığınız için sizden de öyle bir iş çıkması güzel olabilir. Yani abi Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler, konferanslar düzenleniyor, sunumlar anlatılıyor. Bunların hepsini bir yere toplayacağız. Etkinlik bazında kategori edilecek. Böyle girip tıklayacağım, videosunu izleyeceğim bir site aslında. Çok mantıklı. Çok mantıklı abi. Yani ha, yürünür de iş. Anladın mı? Hobi olarak yap, kenarda dursun. Adam sihirli hareketi yaptı. Şu an işte de atan abi, sen yap bir yandan girer o iş olur diye. Olur ya, sen oluruna bırak harbiden. Yani ki etkinlikler gitgide daha da yaygınlaşıyor. Hepsini bir çatı altında toplayalım diyorum. Ben sana buradan gazı verdim. Yani işi attım, artık top sende. Yaparsın yapmazsın beni ilgilendirmez. Tamam abi, yarın sabah abi, toplantısında ben gündeme getiriyorum konuyu. Tamam. Ekrem abinin bir huyu vardı. Proje gelir abi, sabah tasarım elindedir yani öyle. Duramaz yani. Akşam wireframe'i çizerim abi ben. Yalnız Oğuz'dan Ekrem patronundan cevap geldi. Anında bak. UI diyor, tr.com yayında diyor. Öz UI diyor. Aynen hacı. Kesinlikle olması lazım abi. Ben bunu birkaç defa şey yaptım. Hani yapayım atayım hemen hızlıca bir iş çıksın dedim ama yok dedim, daha sonradan kaliteli bir iş olsun. Abi zaten her şeyden önce bizim çok ihtiyacımız var yani. Gidemediğimiz abi, için bir şeye oturalım izleyelim. Konferans yani. Zaten düzenleyen şeysiniz, ekipsiniz. Orada hem kendi videolarınızı bir araya getirmişken bir yandan da diğer ekibin yaptığı videoları bir çatı altında toplarsan çok güzel olur. Ya şöyle düşünsene, girdim abi siteye, Adem İlter, Adem İlter'in ait konferanslarda konuştuğumuzları. Evet. Yani profilin altına toplamak ya da bir etkinliğin altına toplamak çok güzel olur yani. Bir orada filtre etsek güzel olur. Oğuz domain almıştır umarım. Yani böyle Twitter'dan paylaşmış. Çoktan çoktan. Komunun netini, com.tr'sini falan hepsi şu an alınmıştır. Gibi gibi şeyler. Rıza. Abi. Rıza, dahil olmanı bekliyorum. Darlama soruları bekliyorum. Özellikle darlama. Böyle bugün tutuk ya Rıza, bugün tutuk ya. Ekrem'i köşeye sıkıştırılacağımız böyle sorular. Lütfen. Abi Rıza'yla şimdi ilk defa böyle konuşuyoruz, şey yapıyoruz ya. O yüzden şey yapıyor, çekiniyor hani şu an darlamaya. Bir sefere kaçamayacaksın abi. Abi ben Adem sana sorayım. Sen nasıl buldun İzmir'i? İzmir'i İstanbul'dan sonra çok sakin buldum. İzmir güzel yer ya, gerçekten. Benim kardeşim İzmir'de. Ağustos olarak görev yaptığı için orada yaklaşık 4 senedir falan orada. Böyle arada da uğruyorum yani. İzmir'i severiz ya, güzeldir. İstanbul'dan sonra hani nerede yaşarsın deseler, İzmir gelmiyor yani sonra. Sanki İzmir diyecekmişsin gibi geldi ama. İzmir geldi. Ters köşe. Hayır abi şimdi şey yaptım böyle, hani Trabzon'a gittim böyle gençler pırıl pırıl falan, nasıl sorular soruyorlar falan dedin, İzmir'den hiç öyle bir ışık almadın galiba.
İzmir'den abi öyle bir şey görmedim ya. Belki de orada çok fazla hani oradaki kitleyle birazcık böyle konuşmacıları bir araya getiren bir ortam mı yoktu? Bilmiyorum. Yani hani biraz daha iç içe olsak belki oradaki gençleri de tanısak bu şekilde belki birkaç cümle ederdim ama dediğim gibi kimseye şey yapamadık orada. Kim ne kadar heyecanlı, kim öğrenci, kim normal katılımcı belli değildi orada birazcık ilk sene geldiğinde. O yüzden ama şey güzeldi. Kesinlikle. Hani belli bir kitle gelmişti oraya, belli bir sayıda. O güzeldi ama hani orada daha fazlasının öğrenci olmasını isterdim tabii ki de. Yani. Adem aslında siz de bir turne yapsanız da Abi şöyle. benim öyle bir düşüncem var biliyor musun? Bizim Dekap ekibiyle özellikle hani Burak yanıma böyle Burak gibi birkaç kişi daha alıp amacım şu abi Ankara, İzmir, Trabzon her neyse böyle Edirne birkaç şehirde gidip abi böyle üniversitelerde bağlantı kurup oralarda böyle gençlere tecrübelerimizi aktaracağımız veya merak ettiği piyasayla alakalı merak ettiği soruları sorabileceği hani o yetkinlikte kişilerle bir yola çıkıp öyle düşüncem var yani. Böyle gelir niyeti olmadan böyle paket Yok değil değil konferans olsa kesinlikle. Efendim? şey gibi düşündüm böyle bir 5-10 arası konuşmacı net ondan sonra Yani karşı onlar sen sadece birer. onlar sizi davet etmesin de siz bu şekilde bir istek gönderin aslında. Ya ikisi de olabilir. Bence şöyle bir şey olabilir. Bir web sitesi, 5-10 tane konuşmacı hazır. Ondan sonra bir de her şehre göre lokal değişecek konuşmacılar. Ondan sonra üniversiteler sana gelebilir. Sen üniversiteye gidebilirsin. Hani böyle cidden Anadolu'yu biraz şey yapmak lazım ya. Minicik bir kıvılcım gibi böyle. Abi keşke hani Anadolu'nun her yerinden çağırsalar da her yere gitsek. Biz bu tür şeylere açığız zaten de şu anda Belki de şey bekliyorlardır. Hani ya ne yapacağız, nasıl karşılayacağız, bir şey bilmiyoruz gibi net olacak böyle. Bir konferans salonu istiyoruz. Hani bir de şu, her şeyi sen yapacaksın, biz geleceğiz direkt falan gibi. kesinlikle. Böyle bir şey aslında bizim tarafımızdan da başlatılabilir. Yani gerekli oradaki bilgisayar mühendisliği bölümündekilerle iletişime geçip bizi takip edenler illaki vardır bunu izleyenler. Bir şekilde iletişime geçip böyle farklı farklı işte yerlerde kısa süreli bir günlük belki yarım günlük şey bile yapılabilir aslında. Oturum şeklinde bile yapılabilir. Evet. Ya bence böyle her daldan biri konuşabilir. Mesela biri tasarım konuşur, biri yazılım, biri frontend falan gibi Öyle bir böyle. şey yapılacaksa kesinlikle her alandan biri olmalı. Herkes böyle bir şey sezer yani. Ha, tasarım buymuş. O zaman ben tasarımcı olayım falan gibi böyle. Aslında bunu izleyen böyle farklı üniversitelerdekiler böyle bir yazsa hani böyle bir ilgi var mı falan. Ayak şey yapılabilir yani. Yapılabilir abi, kesinlikle. Yani düşünsene her hafta sonu bir yere gitsen, ayda Evet. 4 yere gitmiş oluyorsun ki çok çok iyi. Ya Abi belki inanılmaz şey bile olur. olabilir abi. Eğer böyle bir haftalık bir turne gibi olsa, bir gün bir yere, ertesi gün bir yere falan, ben de gelirim yani öyle bir şeye. Gayet de güzel olur öyle bir Allah'ın fazla. rızasının da sözünü aldığımıza göre Ben de evet araya sıkıştırayım. süper, Böyle süper, güzel bir süper. konsept olsun abi, değil mi? Çok güzel bir şey olabilir. Abi Düşünelim bunu. Rıza'ya soru geldi aklıma. Rıza böyle etkinliklere falan gidince Facebook baba sen ne yapıyorsun demiyor mu yani? Hani gideceğin ya da onun için bir prosedür var mı? Var var bayağı ağır bir prosedür var da hani sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Şey var abi eğitiyorlar seni falan böyle neleri söylememen gerekiyor falan gibi şeyler var. Sonuçta çünkü şirketi temsil ediyorsun. Sen bir şey mesela dersin ki kişisel olarak ben şunun kötü olduğunu düşünüyorum. Sonra gazeteler onu alıyor. Facebook çalışanı bunu düşünüyormuş falan diye bir koyuyor. Karizma yerli bir oluyor. Bu arada Ama zor Rıza, değil. senin şöyle bir etkin oldu. Geçen de onu fark ettim. Biz Product Hunt'ta Dekap'ı yayınlamıştık ya. İlk yorumlardan bir tanesi senin ya da sen sonradan yaptın. Aplandıkça yukarı çıktı yorumun. Yani o adının yanında Product Designer Facebook yazması insanların geldiğinde bir ilgilenmesine neden oldu gibi bir şey hissettim ben. Değil Güzel mi? oldu valla. Öyle bir etkisi var galiba. Çünkü adam bakıyor, he.
Facebook'ta çalışan bir product designer buna artı verdi ve awesome dediyse bunda bir şeyler vardır deyip linke tıklatma oranı yükseltti bence o. Vallahi bir test yapmadık ama hani öyle olduysa. Çünkü abi linke tıklayan bir de sana artıya artı vermiş yani. Abi ürün de güzel ama tane öyle de bir şey var. Gelmiş değil mi orada? Nasıl? Hat gitti galiba ya. Ben Rıza'yı duyamıyorum. Evet, Rıza dondu şu an. Şey ürün de güzel ama ya. Sadece Rıza efekt demeyelim ona. Yo yo şey tabii ki canım. Hani zaten ürün yürüdü de Rıza'nın da orada ufak bir etkisi oldu. Yani şunu fark ettim. Product Hunt'ta bir şey yayınlıyorsan arkasından böyle iyi bir yerde çalışan Facebook gibi. Hani birkaç kişinin oraya yorum yapması ürünü daha da güzelleştiriyor. Abi bir de Rıza Growth ekibinde olduğu için hani oraya yazsa sayılar rakamlar coşar. öyle de bir etki var. Ekrem, sizin tasarım olaylarını ben merak ediyorum. Sen projeyi tek başına mı sırtlıyorsun? Sizin orada bir tasarım ekibiniz var mı abi? Böyle projeyi beraber mi alıp götürüyorsunuz? Şu an için tek başımayım ama normalde tabii ekip olarak çalışıyoruz. İşte Oktay'ın bahsettiği Tugay vardı şu an User Spots'ta. Ertekin var. Daha önce daha kalabalıktık. Şu an hani biraz küçüldük. Şöyle ilerliyor genelde. Ertekin'de çalışırken mesela Kickstarter toplantısına ben giriyorum genelde. Ben girdiğim zaman hani wireframe'ini ben çiziyorum. Daha sonra bütün UI işlerini ona bırakabiliyorum veya kendim devam edebiliyorum duruma göre. Genelde hani bizim tasarım süreci böyle işliyor. Şey hani, nasıl abi? Tasarım yaparken frontendçilerle olan iletişimin nasıl? Yani ihtiyaç duyuyor musun? Soru soruyor musun? Tabii ya şöyle bir durumda soruyorum. Hani hepimiz ekip olarak birbirimizi kollamak biraz hani hayatımızı kolaylaştırmak durumundayız. Şey yapıyorum hani çağırıyorum genelde yanıma. Abi bakabilir misin bir saniye diye. Hani gösteriyorum tasarımı. Ben böyle bir şey düşündüm ama bu hani sana uykusuz geceler olarak dönmesin. Aynen. Yani bu zorlayacak mı seni diye soruyorum. O da yani şurası şöyle olursa aslında daha kolay olur benim için diyor. Ama aha, genelde hani çok da öyle bir dönüş gelmiyor. Hani artık yıllar içerisinde öğrendik yani. Anladım. Peki. Frontend'çileri koruma ve yaşatma derneği. Çok iyi. Frontend tarafındaki abi gelişmeleri sen kendin takip ediyor musun? Hani oradaki yetenekler de ne kadar diye. Ya da frontend'çin gelip sana diyor mu? Abi bak şöyle bir şey var. Tasarım tarafında da bu senin işine yarayabilir gibi şeyler. İletişim halinde misiniz? Yani evet. Biz sürekli Slack'ten paylaşıyoruz gelişmeleri birbirimizle. Hani böyle bir şey var. Bunu kullanalım diye. Zaten bizim ofiste hani bu developer sohbetinden kaçmanın bir yolu yok. Developer ağırlıklı bir ofis olduğumuz için ve genelde biliyorsunuz birden fazla developer bir araya geldi mi yüksek sesle konuşmaya başladıkları için ofis içerisinde sürekli böyle bir efendime söyleyeyim React olsun, Docker olsun böyle bütün şey lügata hakimim. Bilmiyorum bazı şeylerin ne olduğunu ama biliyorum, sürekli duyuyorum yani. Çok iyi abi. Onda React mi? Angular kullanalım abi şunu yapalım. Olur mu öyle? Tweakleri siz mi yazacaksınız, biz mi yapacağız falan diye böyle sürekli muhabbet dönüyor. Burada sağlam diye biliyorum. Alpcan var, Muhittin var. Değil mi? Evet. Güzel. Ekip de güzel sizin. Peki abi research falan yapıyor musunuz? Nasıl o tarz işler? Research derken? Böyle kullanıcı araştırması, gidip böyle testler falan. Yani çok hardcore yaptığımızı söyleyemem. Ama işte hani birkaç ufak triğimiz var. Şeyden ziyade biz eğer bir ürünü redesign yapıyorsak önceki tasarımdaki hatalara bakıyoruz. Yani analytics verisi çok yardımcı oluyor bize. Zaten hani en yalın haliyle o bize yol gösteriyor. Yani hatanın nerede olduğu bariz oluyor. Veya bir heat map aynı şekilde çok yardımcı oluyor. Ama şey yapıyorsak hani mesela sıfırdan bir proje yapıyorsak genel geçer user pattern'ları kullanmaya çalışıyoruz elimizden geldiğinde. Çünkü hani bir research yapacak kadar her müşterinin bütçesi olmuyor. Yani evet, hem süreci uzatan bir şey hem bütçeyi artıran bir şey. Hani müşteriye soruyoruz ister misiniz isterseniz böyle bir şey yapalım diye. Ama hani genelde müşteri talep etmiyor. Yalnız ilginç geldi bana. Yani bunun bir seçenek olması hani fiyata göre eklenebilir, çıkarabilir, modüler olmak. Yani
Emin ol biz de istiyoruz. Hani her şey için UX research yapalım, hani prototip yapalım, bir hani test grubu oluşturalım, yapalım, edelim ama hani mümkünatı değil. Bunu müşteriye sormadan abi biz böyle çalışıyoruz, bunu yapacağız, bu zorunlu deme gibi bir durumumuz yok. Adam böyle yapabiliyor çünkü bize. Evet evet. Yani bir focus lab olsaydık, bizim de müşterilerimiz Airbnb falan olsaydı yapardık diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Şu Mike Montero falan var ya, hani Adam geçen bahsediyordu. Evet, evet. Onun Selahiva gelmeyen. O da bir diyeyim. Onun bayağı şey ya, hani araştırma yapma muhabbeti, yani olmazsa olmazları falan gibi. Aynen. Şu an Ammar olsaydı da Ammar bayağı gömmüştü beni yani, eminim. Evet. En son yazdığı yazı da hani bir tasarımcı bence dememelidir diye bir şey vardı ya, anekdot vardı orada. Evet, hani evet. Biz onu bazı durumlarda yapmak zorunda kalıyoruz yani. Bizce böyle. Hani emin olun bize zaten bırakın. O kurallar katı şekilde hani şey yapılmıyor, belirlenmiyor. Esnek onlar. Yani. Duruma göre esnetebiliyorsun onları. Ama hani aramızda olsaydı şu an en çok hani böyle veriye şey yapan, önem veren odur diyelim. Ha. Zannetmiyorum. Burada Rıza kadar veriye önem veren başka bir insan olabileceğini ben düşünmüyorum. Topuşuruz anlarla. Bir dakika ya, research yapmıyor musunuz gerçi? Oktay, ben sana anlatırım sonra. İnternet 56K mı? Yayın yeni mi geldi? İnternet Explorer abi. Aa, ben Toast makinesinden bağlanıyorum. Normal olabilir. Rıza. Birazcık... Ama her projeye de research olmayabilir ya. Onu da anlıyorum yani. Teşekkürler Rıza. Projenin gelişimi abi. Direkten döndü. Cidden boyutuna bağlı ya. Rıza, onu bırak da sen bize ne zaman chat'teki özellikleri açıyorsun? Messenger'daki. Taktırmadan arada açıyorum. Hani canlı yayın izleyenlere mesaj olsun. Ekran görüntüsünü paylaşmayın abi milletle. Ekran görüntüsünü paylaşmıyoruz ama çok ilginç Messenger'ın özellikleri var. Rıza bizim üzerimizde test ediyor. Gizli bir grubumuz var. Abi bir şey yazıyor böyle. Hepimiz her yere bakıyoruz. Ne oldu acaba? Ne olacak ya da böyle tepkileri açıyoruz yani, bekliyoruz. Ama... Hepimizin grup olarak en sevdiğimiz özelliği gıybet modu. Bunu söylemeyeceğim. Gıybet modu diye bir şey var. Açtığın zaman efsane oluyor. Bunu yayınlanırsa Türkçesinin gıybet modu olması da var ya, çok zorlayacağım. Tam dolu efsane olur. Çok güzelmiş ya. Gıybet modu. O hani zaman... o atmosferin değişmesi mesela çok, bence çok güzel o ya. Nasıl? Gıybet modunda atmosfer birden değişiyor ya böyle. Çok acayip oluyor. Acayip. Çok enteresan abi gerçekten. Gıybet modundayken yazılanlar, tamam mı, yanlışlıkla bir yerde yayınlansa, evet, internet aleminden siliniriz. Çalkalanır, sektör çalkalanır. Ben bazen korkuyorum bizim chat grubuna yanlışlıkla eksiliyoruz. Nasıl Rıza? Bazen korkuyorum, konuştuğumuz chat grubuna yanlışlıkla birini ekleyeceksiniz. Hani tüm geçmişini görecek falan diye böyle. Abi onda durum ne? Sonradan birisini eklediğimizde her şeyi görüyor mu geçmişi? Görüyorlar abi, evet. Ha, öyle de bir durum varmış. Yani, tamam, okey. Onu da bilelim. Bu arada ufaktan toparlayalım. Aynen, ben kaçıyorum zaten. Kapıda bekliyor millet, beni kovacaklar yine. Tamam abi. Ekrem, katıldığın için çok sağ ol. Abi, Ekrem... abi sen yalnız katılımcıların en şanslısısın. Gerçekten seni darlamadık. Evet abi, yani çok mutluyum bu durumdan. Bir ara tırsızlığa göre herkes bir geliyordu ama. Normalde buraya katılan ertesi gün içten çıkmak zorunda kalıyor ama. Ekrem abi yarın benim kargoyu çözersin değil mi? Ben işte Oktay Joker'ini kullandım. Güzel oldu yani. Tamam abi. O zaman bütün izleyenleri de buradan selam eder. Konuşmacı arkadaşlara da iyi akşam diler. Görüşmek üzere. İyi, görüşürüz. İyi akşamlar. Evet.